Selamünaleyküm. İstiğfar olunca dünyevi işlerimiz yoluna girer mi? Girmez mi? Her derdimizi istiğfara mı bağlamayız? Bağlamalıyız. İstiğfar okumak bizi dünyada nerelere getirir? Ve istiğfarla hangi başarılara ulaşabiliriz? Efendim, Hasan-ı Basri Hazretlerine insanlar gelirler. Bir adam gelir, kuraklıktan şikayet eder. Yani yağmur yağmamıştır. Arazisini sulayamamıştır. Hasan-ı Basri Hazretleri ona istiğfar oku der. Bol bol istiğfar çek. Estağfirullahal azim. Daha genişçe estağfirullahal azim ve etûbü ileyh. Bir başkası gelir. O da fakirlikten, yoksulluktan dert yanar. Hasan-ı Basri Hazretleri ona da der. İstiğfar oku. Allah'tan bağışlanma dile. Bir başkası arazisinden tam bir ürün, verimli bir ürün alamadığından şikayet eder. Yine ona da aynı şeyi söyler Hazreti Hasan-ı Basri. Tabi Hasan-ı Basri tabi'in alimlerinden, Hazreti Ali'nin talebesi. Ona da aynı şekilde istiğfar oku der. Bu arada yine tabi'inlerden Hazreti Rabi der ki, ya Hasan, insanlar sana geliyorlar, her birinin ayrı bir derdi var. Kim senden derdiyle ilgili bir şikayette, bir talepte bulunsa sen hepsine istiğfar oku diyorsun. Yani istiğfar çek diyorsun. Niye diyor. Hazreti Hasan, Hasan-ı Basri Hazretleri ben diyor bunu kendi kafamdan söylemedim. Bu Kur'an'da geçiyor zaten diyor. Kur'an'da zaten bu var. Hangi ayet diyorlar? Nuh suresindeki 10. ayet, 11, 12, 13. ayetler diyor ve o ayet okuyor. Aziz dostlar, bu ayetlerden çok enteresan şeyler bugün benim aklıma geldi. Ben de sizinle bu aklıma geleni paylaşmak istedim. Fekultüstağfiru rabbekum innehu kâne gaffâra yürsülü semâ aleykum midrâra ve yümdidikum bi envalin ve benîne ve yec'al lekum cennâtin ve yec'al lekum enhâra. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında geçer, Nuh suresinde. Tabi Nuh suresinde 1,5 sayfalık bir suredir. Hazreti Nuh kavmine efendim anlatmıştır. Kur'an ifadesiyle felebi sefihim aralarında, tam ayet aklıma gelmedi, okuyunca gelince söylerim. Felebi sefihim elfe senetin illa tis'ine amen. Yani aralarında 1,050 sene kaldı. Yani 950 sene Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 sene insanlara dini anlatmış, hak dini anlatmış. Onları hidayete davet etmiş. Hidayete davet ederken de onlara şu şeyleri söylüyor Kur'an ifadesiyle. Fekultu, onlara dedim ya Rabbi diyor. İstağfiru rabbakum. Rabbinizden bağışlanma dileyin. İstiğfar okuyun. İnnehu kâne gaffâra. Allah günahlarınızı bol bol affeder. İstiğfar okudunuz. Allah da sizi bağışladı. Ne olacak? Netice ne? Yürsül semâ aleykum midrâra. Gökten üzerinize bol bol yağmur gelir. Bol bol yağmur gelir. Daha ne gelir? Ve yumdidukum bi envalin ve benine. Yani Allah sizi mallarla, evlatlarla, oğullarla size güç kuvvet verir. Daha ve yec'al lekum cennatin, size bağlar, bahçeler verir. Daha ve yec'al lekum enhara, size Cenab-ı Hak nehirler, ırmaklar, çaylar gönderir. Şimdi bu ayet sabah namazında aklıma geldi. Sonra Hasan-ı Basri Hazretleri'nin de
bu konudaki verdiği bilgileri de efendim İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri'nin Ruhul Tefsiri Ruhul Beyan diye bir kitabı var. Buradan da o Hasan-ı Basri Hazretleri'nin kendisine her gelene, her dert yanana istiğfar okumalarını söylemesi. Diyor ki ben buradan buldum. Nuh Aleyhisselam diyor ki Kur'an'ın ifadesiyle Rabbinize istiğfar edin. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o bütün günahları bağışlar. Çünkü gaffardır. Gaffar çok çok bağışlayan. Gafur bağışlayan gaffar çok çok her zaman her seferinde bağışlayan demek. Ve bağışladıktan sonra bu istiğfarın bereketi nasıl olacak? İstiğfarın bereketi de şu. Allah size bolca yağmur gönderecek. Zaten bereketin kaynağı yağmur değil mi yani? Yağmur olursa her şey var. Yağmur yoksa hiçbir şey yok. Öyle değil mi yani? Allah korusun 3 sene 5 sene yağmur yağmasa hiçbir şey olmaz. Ne su olur, ne barajlar olur, ne ot biter, hiçbir şey olmaz. Yani rahmet çünkü o. Allah size diyor yağmur gönderir. Yağmur gönderince ne olur? Ve yumdidkum bi envalin. Allah sizi mallarla, servetlerle ve benine evlatlarla, oğullarla ne yapar? Size imdad eder. Ve yec'al lekum cennatin, size Allah bağlar, bahçeler, bostanlar verir. Ve yec'al lekum enhara, Allah size nehirler, ırmaklar, çaylar gönderir. Demek ki buradan yakalamış Hasan-ı Basri Hazretleri. Büyük bir alimdir, büyük bir mutasavvıftır, bir mana eridir. Yani tefsirlerin hem rivayet tarafı hem de aynı zamanda hangi tarafını ifade ediyor? Aynı zamanda burada hangi hikmetler gizli onu anlatıyor. Ve yümdülküm bi envalim ve benine deyince enteresan bir nükte aklıma geldi. Yani evlenmek istiyorsunuz, evlenemiyorsunuz. Kısmetiniz açılmıyor. Delikanlı veya genç kızsınız. Oğlunuzu, kızınızı evlendirmek istiyorsunuz, aday bulamıyorsunuz. Böyle yıllarca sıkıntı yaşıyorsunuz. Çare ne? Çare ne? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا İstiğfar okun. İstiğfar. O zaman istiğfar okursanız Allah diyor size mal ve evlat verir. Değil mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam evlenirseniz diyor dininizin yarısını garantiye alırsınız, kurtarırsınız, muhafaza edersiniz. Geri yarısını da size kalmış diyor. Ve Kur'an-ı Kerim gençlerinizi evlendirin. Ve enkül eyyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. Gençlerinizi, kölelerinizi, cariyelerinizi evlendirin diyor. Yani hizmetçilerinizi de evlendirin diyor. Yuğnihimullah min fadli. Allah kendi fazlı kereminden sizi zenginleştirir. Zenginlik gelir. Evlilik demek ki bir zenginliğin ilk adımı. Hazreti Hasan-ı Basri Hazretleri bunu dediğine göre ben de diyorum ki analar, babalar, gençler, genç kızlar, eğer Allah'tan bir rahmet, bir mağfiret, bir hayırlı yuva, bereketli bir gelecek istiyorsanız istiğfarı bol bol okuyun. Nasıl okuyacaksınız istiğfarı? Estağfurullahalazim. Estağfurullahalazim. Tesbihinizi helal edin. Estağfurullahalazim ve etubu ileyh. Tabi tövbe var. Yani ve en estağfiru rabbekum sümme tubu ileyh. Ayet-i kerimesi de var. Yani Rabbinizden istiğfar isteyin. İstiğfar edin. Ve ondan bol bol
mağfiret isteyin. Yani Allah'tan hem istiğfar, günahlarınızın bağışlanmasını isteyin, hem de aynı zamanda tövbe edin. Hepimizin bildiği işte Nasr suresi, İzaca'a suresi. İzaca'a Nasrullahi vel fethü ve ra'eyten nâsi yedhulûne fî dînillâhi effâcen fesebbih, Allah'a tesbih et. Bismi rabbike fesebbih bihamdi rabbike, hamdle Rabbini tesbih et. Değil mi? Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu, Allah'tan bağışlanma dile. İnnehu kâne tevvâba, Allah tövbeleri kabul eder. Hepimizin bildiği bir sure bu. Bu surede nedir? Kul kendi acziyetini, kendi çaresizliğini, kendi kusurunu, kendi yanlışlarını Allah'a arz ediyor. Cenab-ı Hak kulun bu yanlışlarını itiraf etmesinden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o meşhur istiğfar, yani tövbe duasında hem Allah'ın kendisine verdiği nimetleri itiraf eder, hem de günahları, fe ebu bidenbi, günahlarımı itiraf ediyorum diyor. Fafirli, beni bağışla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu seyyidül istiğfarda, istiğfarın efendisinde de hem Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri itiraf ediyor, hem de aynı zamanda neyi itiraf ediyor? Günahlarını itiraf ediyor. Şimdi itiraf ettiğiniz zaman, yani şimdi bir çocuğunuz veya bir genç bir delikanlı gelir, böyle baba, anne, şöyle bir ihtiyacım var, biraz yalvar yakar, böyle mahcup bir şey içinde, ister, işte de o var, tutar verirsiniz. Yani 4-5 yaşındaki bir çocuk gelir size, boynunu büker, biraz böyle her haliyle dileğini, isteğini dile getirir, siz de tutar verirsiniz. Demek ki insan bir çocuğa benzer. Aczinde büyük bir güç, faklında büyük bir kuvvet var. Yani insan lisan-ı haliyle Allah'tan hem ihtiyaçlarını ister, hem korkularından emin olmak ister. Bu istiğfar meselesinin ben bugün böyle bir nüktesini sizinle paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Yani tesbihi alacaksınız. Estağfirullahel azim ve etubu ileyh. Estağfirullahel azim ve etubu ileyh. Ne kadar çekeceksiniz? Yani derler salavat kuvvete bağlı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben günde bir rivayette 70 defa, bir rivayette 100 defa diyor, istiğfar okuyorum diyor. Bunun aynı zamanda Kur'an'da da bir delili var. İstağfir lehum. Evlat estağfur. İster onlar için mağfiret dile, ister dileme. İn testağfir lehum seb'ine merreten. Sen onlara 70 defa da istiğfar okusan, فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ, Allah onları bağışlamaz. Bu kafirler ilgili bir ifade. Yani burada seb'ine merre Kur'an'da geçiyor. 70 defa istiğfar. Madem Kur'an'dan yola çıktık, tabi hadis de Kur'an'ın bir açıklaması. Kur'an'dan yola çıktık. Kur'an'dan yola çıktığımıza göre yolda kalmayız. Yani seb'ine merre 70 defa okuyalım. Günde en az 70 defa. Değil mi yani? 70 defa okuyalım. 700 de okuyabilirsiniz. 7000 de okuyabilirsiniz. Ama devam. Tekrarda terdat vardır. Bereket vardır. Tekrar edeceğiz. Bu istiğfarın bizim alemimize, tabii istiğfar günahların affı için Allah'tan bir yardım istemektir. Allah'tan yardım istemektir. Yardım isterken de ibadet istiğfar. Tevbe istiğfar ibadet. Kur'an-ı Kerim ve enistağfiru rabbakum sümme tubu ile, Rabbinizle istiğfar edin, sonra Allah'tan tevbe edin. Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını isteyin, bir de işlemiş olduğu bütün günahlara karşı tevbe edin, bir daha yapmamak üzere tevbe edin diyor.
Tabi ibadet olduğu için ibadet olduğu için ibadetlerin dünyada da karşılığı var. Çünkü biz dünyada yaşıyoruz. Mutlaka ahirette bir mükafatı var. Buna kimsenin itirazı yok. Zaten öyledir. Diyorlar ki Yusuf Aleyhisselam'ın oğulları var ya, yani Yusuf Aleyhisselam'ın ağabeyleri Yusuf Aleyhisselam'a tuzak kuruyorlar. Ve Yusuf Aleyhisselam işte kuyuya atılıyor, sonra kör olarak satılıyor, sonra zindana atılıyor falan. Yaptıklarından pişman oluyorlar, geliyorlar diyorlar ki babalarına Yakup Aleyhisselam'a, ya ebana istağfir lana zunubena inna künna hatim. Baba diyorlar, babacığım biz yanlış yaptık, hata ettik. Sen bize istiğfar et. Bizim bağışlanmamız Allah'tan iste. Yakup Aleyhisselam diyor ki, gâle sevfe estağfiru lekum. Ben ileride size istiğfar edeceğim. Rabbi, Rabbime innehu huvel gafurur rahim. Allah bağışlar ve merhamet eder. Demek ki aile içerisinde de insan babasından, annesinden istiğfar isteyebilir. Buradan büyük bir de anlıyoruz. Yani annenizden, babanızdan bağışlanma isteyeceksiniz. Bağışlanma isteyeceksiniz. Yani dua isteyeceksiniz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Bütün bunların yanında bir başka hakikat var. Efendim başımıza musibetler geliyor, dertler geliyor, sıkıntılar geliyor, hastalıklar geliyor. İşte aylardır bir virüste dünya uğraşıyor. Bütün bunlara karşı nasıl bir yol izlememiz lazım? Allah'a nasıl dua etmemiz lazım? Enfal suresinde şöyle bir ayet ve مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَعْذِبَهُمْ. Allah onları diyor, azap etmez. Dünya azabı var, ahiret azabı var. Ve ente fihim, sen onların içinde olduğun süre içerisinde ya Muhammed, Allah onları azap etmez. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetinin bir felaketle diğer kavimlerde, diğer eski kavimlerde olduğu gibi, yani bir felaket rüzgarı gelip de Nuh aleyhisselamın kavminin denizde boğulması gibi, öyle bir felaketi istememiş. Dünyada ahiretteki çekecekleri azabın da dünyada çekmelerini istemiş. Onun için bizim başımıza gelen bütün musibetler, sıkıntılar ahiret azabına kalmasın diye Cenab-ı Hak burada bizi dünyada temizliyor. Ya Muhammed diyor, sen onların içinde olduğun süre içerisinde Allah onları azap etmez. Daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem darbekayı irtihal etmiş. Ve ma kana Allahu muazzeben ve hum yestağfirun. Ya Muhammed diyor, sen onlar içinde ayrılsan, gitsen, onlar sen olmadığın zaman da Allah'tan istiğfar, Allah'a istiğfar etseler, bağışlanmasındır, istiğfar okusalar, gene onlara ben azap etmem. Onun için demek ki istiğfar başlı başına, yani sadaka belaları def eder meselesi var ya, istiğfar da aynı zamanda belaların def edilmesine, belaların üzerimize hücumuna engel bir şeydir. Yani insan hata yapar, yanlış yapar, toplu olarak hata yapar, millet olarak hata yaparız, hükümet olarak hata yapılır. Bütün bunların içerisinde ya Rabbi affet, biz yanlış yaptık, bizi bağışla diye istiğfar ettiğimiz zaman demek ki Cenab-ı Hak özrü kabul ediyor. Özrü kabul ediyor. Bu istiğfarın bir başka hakikati de çok dikkatimi çekmiştir. Ali İbrahim suresinde geçen bir ayet-i kerime var. Uhud savaşında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 tane okçuyu görevlendiriyor. Başına Hazreti Abdullah'a getiriyor. Ve benden bir haber gelmediği süre içerisinde yerinizden kımıldamayın diyor. Savaşın seyri içerisinde bir anda Müslümanlar galip geliyorlar.
Asık diyorlar, biz galip geldik, zafer elde ettik, bırakalım giderim diyorlar. Her ne kadar komutanlara kendine gitmeyin dese de tabi bırakıyorlar, cepheye bırakıyorlar. Onun üzerine geriden düşman tekrar geliyor ve orada 70 tane sahabinin şehit olması söz konusu. Tabi birinci sebep o. Oradaki Efendimizin yerleştirdiği sipere koyduğu oradaki okçuların yerinden kımıldamasından dolayı, yerini terk etmelerinden dolayı böyle bir sıkıntı geliyor Müslümanlara. Enteresan bir şeydir. Yani o savaşın o kadar felaketle sonuçlanması, 70 kadar Hazreti Hamza başta olmak üzere 70 tane sahabinin şehit olması ve İslam'ın büyük bir yara almasının tek müsebbipleri büyük ölçüde o okçulardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaş bittikten sonra ne o okçuları ne başlarındaki komutanı hiçbirisini suçlamıyor. Hiçbirisine niye yaptın? Halbuki yani bu normal savaş kanununa göre divan harbe verilir ya. Yani. Divan harbe verilir ve onların idamı veya büyük ceza verilir. Çünkü savaşın kaybedilmesine sebep onlar olmuşlardır. Yani bizim meşhur Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın öldürülmesinin de sebebi o Viyana bozgunundan dolayı yanlışlardır. Bu bizim tarihimizde vardır. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu suçlu olan sahabilere en ufak bir sorguya çekmiyor, hesaba çekmiyor, muhakeme etmiyor. Allah da diyor ki فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Ya Muhammed, sen Allah'ın rahmeti sayesinde onlara anlayışlı davrandın, yumuşak davrandın, affukar davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَزْلًا غَلِيزَ الْقَلْبِ Eğer sen kaba, katı yürekli, asık suratlı, ters birisi olsaydın, لَنْفَدُّ مِحَوْلِكَ Onlar, o Müslümanlar, ümmetin senin etrafından dağılıp giderlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan hesaba çekmemeleri, kader-i ilahiye her şeyi bağlaması, demek ki takdir-i ilahi böyle. Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmasını tavsiye ederken, fa'fu anhum, onları affet. Ve estağfirullahum, onların bağışlanmasını dile. Ve şavirun fil emri, onlarla otur, görüş, konuş, onların görüşlerini al. فَاِذَا عَزَمْتَ Karar verdiniz mi? فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah'a tevekkül et. Burada hatası olan, yanlış yapan, suçlu olan insanlara da Allah'tan af dilemek meselesi var. Bu Kur'an yüklesi, bir Kur'an ahlakıdır, bir Kur'an edebidir. Kur'an edebidir. Biz bu Kur'an edebini eğer muhafaza eder, Kur'an edebini hayatımıza geçirirsek, İnşallah Rabbim de bize bu sonsuz nimetleri bahşeder diyelim. Efendim tabi istiğfarın hayatımızdaki, istiğfar sadece kavli değil, fiili de olması lazım. İnsan kendi kusurunu, kendi yanlışını, kendi hatasını kabul etmesi çok büyük bir fazilet. İstiğfarın tabii hayatımızda çok yeri var. Özellikle sevgili peygamberimizin hadislerine baktığımızda yani bildiğimiz bir zikir var. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Salavat-ı şerifler var. Elhamdülillah var. Pek çok zikirler var. Ama bir de işte hayatımızda hiçbir zaman ağzımızdan düşürmeyeceğimiz bir başka şeyi de böylece ifade etmiş olduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ümmetin tabi günah işleyeceğini biliyor. Ümmet günah işleyebilir. Cenab-ı Hak'tan Rabbinden naklen bu hadis-i kutsidir. Hadis-i kutsidir. Yani ne demek hadis? Hadis peygamberimizin kendi sözleridir. Hadis-i kutsi Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine ilham ediyor manaları. Efendimiz de aleyhisselatü vesselam da o manaları seslendiriyor. Allah diyor ki bir kul günah işledi. Ya Rabbi günahımı affet, yani istiğfar. Allah da
kulum bir günah işledi, ardından da bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır dedi. Sonra kul dönüp tekrar günah işledi ve ey Rabbim günahımı affet istiğfar okudu. Allah Teala kulum bir günah işledi ve bildi ki günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Üçüncü defa. Sonra kul dönüp tekrar günah işledi. Ey Rabbim beni affeyle dedi, istiğfar okudu. Allah Teala kulum günah işledi ve bildi ki günahı affeden ve günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi olduğunu bildi. Şu cümleyi unutmayın. Rabbimizin rahmeti ne kadar boldur. Ey kulum dilediğini yap, ben seni affettim. İmam Nevevi Hazretleri meşhurdur. Şafii ulemasındandır. Büyük bir hadis alemidir. İslam tarihi uzmanıdır aynı zamanda. Sahih Müslim, tabi dört büyük cilttir. Yani Buhari'den sonra, Sahih Buhari'den sonra Sahih Müslim vardı. Onu şerh etmiştir. Sanıyorum bir 16 cilt var şerhi. İmam Nevevi Hazretleri diyor ki bu hadisin izahında, günahlar 100 kere hatta 1000 veya daha çok kere tekrar edilse de insan her defasında tövbe istiğfar etse tövbesi makbuldur. Veya bütün günahlar için bir tek tövbe etse bile yine tövbesi sahiptir. İnşallah bu konuda Rabbimizden gelen bu sonsuz nimetleri biz isteyelim ve bizi Rabbim inşallah günahlarımızı affetsin, istiğfara devam. Allah'tan ne istiyorsanız, dünyalık mı istiyorsunuz, evlenmek mi istiyorsunuz, evlat mı istiyorsunuz, başınıza bir musibet geldi, musibetten kurtulmak mı istiyorsunuz? Hepsi için istiğfar. Estağfurullahel azim ve etubu ileyh. Veya estağfurullahel azimel kerimel rahimellezi la ilahe illahu el hayyel kayyume ve etubu ileyh. Tevbete abdin zalimin de nefsi illa yemliki nefsi bevte ve la hayate ve la nüşura. Ve nes'elullahu tevbete vel mağfirete. İnnehu huve tevvabur rahim. Aziz dostlar, şimdi bu kadar. Yani bunları bir uygulayalım. Cenab-ı Hak inşallah bakın bize ne getirecek. Şimdiden hoşçakalın. Selamun aleyküm.